Hoş geldiniz. Yine bir canlı yayında karşınızdayız. Ben bugün birazcık fazla süslüyüm galiba. Olsun. Bugün bu süsümü her yerde kullanmış oldum. Acısını çıkarttım diyelim. Hepiniz sırayla hoş geliyorsunuz canlı yayınımıza. Sanki böyle haftalar geçmiş gibi ama yine bir aradayız. Ama nasıl bir anda değişti değil mi hayatlar? Yani belki de o yüzden haftalar geçmiş gibi hissediyorum. Çünkü bir günde her şey değişti. Teşekkür ederim Kübra'cığım. Ben de kendimi bir garip hissediyorum. Normalleştik. Yeni normaldeki ilk olayım bu oldu. Bugün bir işim vardı. Onun için sevgili Hidayet makyajımı yaptı. Uğur tabii ki 1000 yıldır tek kişi saçımı yapan. O da saçıma böyle renkler yaptı. Bir canlandırdı beni. Kendimi iyi hissediyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Yani umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir canlı yayın bizi bekliyor. Özge birazdan bizimle olacak. Atölyelerimizi aralarda tekrar edeceğim size. Atölye programlarımızı, yeni günlerimize yeni atölyeler var. Onların hepsine haber veriyor olacağım size. Aslı'dan son durumu istedim. Sanırım o da benimle birazdan son atölye programını paylaşacak diye düşünüyorum. Ay saçımı beğendiğinize çok sevindim. Bayağı kestirdim arkadaşlar. Hiç olmadığı kadar kısa yani, öyle diyeyim. Aa, küpem düştü. Hemen aldım. Ondan sonra cama rengiyle bayağı bir oynadık. Ondan sonra değişik, kendimi iyi hissediyorum gerçekten. Beğenmenize de çok çok sevindim. Birazdan Özge'yi yayına alacağım. Yine hazırlandı. Yani gerçekten o kadar heyecanlı hazırlanıyor ki size. Bu aşkı hiç bitmesin. O yüzden de atölyeleri dolup taşıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Saçımı çok beğendiniz. Ve nazar değil mi? Küpe düştü. Ben nazara inanmıyorum ya. O küpe hep düşüyor. Arkası bir garip. O yüzden dalgasına şey yaptık. Maşa. En ince maşa. Çünkü bugünkü çekim için Uğur dedi ki ne istiyorsun? Ben dedim ki bayağı kıvırcık olmak istiyorum. Oğlum gibi, Maki gibi olmak istiyorum dedim. O da beni oğlum gibi, Maki gibi yaptı. Yani bizim küçük köpeğimiz gibi yaptı. Ben de kendimi iyi hissettim. Yani bu 3 aylık süreçten sonra ilk kez dışarı çıkıp işte çekim yapmak. Ondan önce kendime bir bakmak iyi geldi. Bugün çektiğimiz şey de yakında işte sosyal medya hesaplarında paylaşıyor olacağım. Metnini de ben yazdım. Küçük bir reklam filmi diyelim. Metnini de ben yazdım. İlk kez aslında metin de yazmış oldum. O yüzden böyle güzel bir gün. Bugün mutluyum. Her şey yolunda. Özge'yi davet ediyorum arkadaşlar. Geldiniz nasılsa hepiniz. Yavaş yavaş toplarız. Özgem de gelir. Cildim tamamen bence bu ışık var ya, bir tane yuvarlak ışık. Telefonun da ortasına oturtuyorsun. Bence cildim onunla alakalı. Canım. Hello. Nasılsın? İyi, sen? Çok güzel geliyorsun. Teşekkür ederim. Ben bugün evet kendimi iyi hissediyorum gerçekten. Belli. Saç kuaförü gidilmiş, saçlar yapılmış. Evet, bugün biraz iş günüydü. Çalışmak için saça ve makyaja ihtiyaç vardı ama... Yalan söyleyemeyeceğim. Yani haftada bir böyle gezmek isteyebilirim. Vallahi İyi geldi. Sen, ben de o kadar kuaföre gitmeye cesaret edemedim yani. Ama bakalım. Ben gittim ama tabii Uğur, aman Allah'ım, maskesi sokmuyor. Bir tane koltukları böyle kırmızı beyaz bantlar çekmiş. Elinde buharlar, habire dükkanı temizliyor. Dedim yeter, fenalık geçireceğim yani. O bir de o kadar tiklidir ki. Hay dedim ya, bir dur. Hayır diyor, olmaz. Her şeyin iyisi olacak. Yani en güvenilir yer diyebilirim gerçekten şu anda. Bilmiyorum diğerlerini ama Uğur inanılmaz. Sen de çok güzel görünüyorsun, ışıl ışıl. Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyiz. Ben de bugün ilk defa sosyalleştim, inanır mısınız? İşte ondan galiba. Evet, o çok iyi geldi. Evet. Çok sevdiğim bir yazarın minik bir sohbeti vardı. Benle beraber 4 kişiydik diyeyim yani. Böyle herkes 1 metre arada, bir tane koltukta, işte 2 metre arada böyle oturdu falan. O yüzden güzel geldi. İnsan içinde olmak tekrar diye uzun zaman sonra. Ki benim gibi sosyal ve çok konuşan birinin bu kadar zaman evde kalmasına ben de şaşırıyorum. Yani nasıl oldu, nasıl yaptık? Evet, gerçekten hepimiz de... hepimiz için. Böyle. Gerçi ben sana söyleyeyim, eve dönmek de iyi geldi. Bak bunu da yalan söylemeyeceğim. Yani eve de gelmek
Çok iyi geldi. Yani şöyle mesela ben işte trafiği unutmuşum. O Evet. benim evim tabii yani çok şehrin merkezinde değilim ben. Biraz daha dışındayım. O yüzden o Bizde. trafikte geçmek, otopark bulmak, ondan sonra insanlar böyle üstüne üstüne yürüyormuş gibi falan. Ya dedim ya ben bunu unutmuşum. Evde olmak ve hani o kaosun içinde olmak aslında iyi de gelmiş. O yüzden Süper. şimdi bakalım tekrar o düzene döner miyim? Dönmek istiyor muyum o yoğun tempoya? Onu da sorguladığım bir dönem aslında benim bu. Haklısın. Bu arada kuaförümü soruyorsunuz. Uğur Alev Yılmaz, Etiler'den böyle bebeğe inen yokuşun üstünde. Küçücük, çok güzel bir kuafördür orası. Benim Uğur lise sondan beri kuaförüm. Lise sonda ilk saçımın arasına ışıltıyı atan Uğur. 43 yaşındayım, hala Uğur. Ne güzel. Sen Evet. alışkanlıklarından zor vazgeçiyorsun. Evet, Ben de. vazgeçemiyorum. O yüzden çok keyfim yerinde. Uğur da çok güvenilirdir. Randevulu çalışıyor tabii ki bu dönemde. Hep söyledim. Instagram'dan bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Her şeye cevap veriyor Instagram üzerinden. Arkadaşım, sana bırakıyorum her şeyi. Sadece bir ara gireceğim. Aslı'dan bütün atölyelerin son tarihlerini bekliyorum. Onu Onu paylaşalım. yollarsa o bütün atölyeleri söylemek istiyorum. Çünkü Rayka Kumru'yla çocuklarda Belki mı cinsellik geliyor? atölyemizin tarihi belli oldu. Aa süper, süper. Evet. Yarın akşam Gözde Hemşire'yle tüm hamileler için Bebekli Hayata Merhaba atölyemiz var. Çok Ayşe güzel. Öner'le bir atölyemiz var. Ya çok Ve ilginç. daha bir sürü yeni atölye gelecek. Şunu söyleyeyim. Burcu... Ha? Bak seçtiğin isimler işte Burcu Gençer, benim de danıştığım. Hatta zannedersem Hürriyet için de bir yazı hazırladık birlikte. Daha sonra ona danıştım. Çıkınca paylaşacağım. Ayşe Öner, ben hamileyken gittiğim Kemal'in doğumundan önce destek aldığım insanlardan bir tanesi. Atölye yapan Nilay öyle. Rayka benim danıştığım, sohbet ettiğim, röportaj yaptığım biri. Sen bu isimleri aslında bana sorarak seçmedin. Hani hiç Hayır. öyle hiç konuşmadık ama Evet. Aslında beğendiğimiz, işte böyle akıl danıştığımız zaman zaman ilham aldığımız ve başkalarına da iyi geleceğine inandığımız isimlerin pek çoğu aynı. Yani bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, çok Sanki böyle heyecanlanıyorum. Burcu'yu gördüğümde mesela çok heyecanlı. Aa Burcu bu nasıl yani? Ve çok Evet. uzun zamandır da biz Burcu'yla görüşmemiştik. Birkaç projede beraber çalışmıştık sonra ama benim oğlum büyüdü. Ve yani Burcu'dan danışmanlık alma faslımız da bitti. Yani yaptığımız şey konumuz tamamlanmıştı. Ara ara işte belli konularda denk geliyorduk. Ama burada görünce mesela çok mutlu oldum. Çünkü benim Evet. fayda aldığım birinin beraber çalıştığım biri aracılığıyla başkalarına da fayda sağlayacağını demek çok büyük bir mutluluk aslında. Kesinlikle ben de aynı düşünüyorum. Rayka'ya zaten yani uzun zamandır peşindeyim. İşte 10 Rayka. gündür cevap bekliyorum. Aslında bir tarih belirlemiştik ama o tarihte bir eğitimi çıktı. Tarih değişecek. Böyle yüreğim ağzında bekliyorum. Çünkü çocuklarda cinsellik çok önemli. Çocuğa cinselliği anlatmak, onun gelişiminde doğru ebeveynlik yapmak. Dolayısıyla ondan gelen haber var. Onu ilan ediyor olacağım. Çok Pazar çok günü keyifli bir Burcu eğitim olacağına Gençer'in eminim. 3-5 yaş arası çocukları olan ebeveynler için var bu sefer. 3-5 yaş da bizi ilgilendiriyor. Tabii. Ona da çok heyecanlıyım. Yani böyle yeni yeni... Raykan'ınkine, ya bence tarihi, yani Raykan'ınkine mutlaka bizi dinleyen herkesin katılmasını öneririm. Evet. Rayka, ki ben kendimi çok okuyan, geliştiren bir anne olduğumu düşünürdüm. Cinsellik konusunda tecrübeli olduğumu düşünürdüm. Ama Raykan'ın hiç düşünmediğimiz ve ne bileyim böyle aileden gelen şeylere alıp çocuklarımıza nasıl aktardığımız konusundaki konuşması mesela bende inanılmaz bir farkındalık uyandırmıştı. Ya yani 3 saat boyunca böyle gözüm açıla açıla sürekli not alarak Rayka'yı dinledim. Hiç şey gibi düşünmemek lazım. Yani benim çocuğum büyüdü artık işte cinsellikle ilgili sorusunu sorduk, anlattık. Hayır, Rayka'yı bence bebek bekleyenler, çocuğu küçük olanlar, büyük olanlar yani yaş grubu fark etmeksizin herkes dinleyebilir. Çünkü Evet. bir çocuğun kendi beden farkındalığına sahip olması ve bu durumda bizim yapabileceklerimiz, bizim ona anlatabileceklerimizi Rayka aşama aşama anlatıyor. O yüzden yani hiç şey dememek lazım. Benim çocuğum daha küçük, bana gerek yok ya da benimki büyüdü, biz o dönemi atlattık. Buna hiç katılmıyorum Rayka'nın eğitimi için. Ben de. Bence yani dinleyen herkes buna zaman ve bütçe ayırıp Rayka'nınkine gelmeli diye. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi bende olanlara bakacağım. Belki Rayka'ya yazmışımdır diye bir kontrol etmek istiyorum. Evet, 20 Haziran Cumartesi akşamı
Saat 21'de Ayşe Öner'in ilk yardım atölyesi var. Onlar da Rayka çok mutlu Kumru da olacaklar. 22'de başlayacak. Rayka yalnız 30 kişiyle sınırlandırmak istedi. Çünkü cevap da vermek istiyor herkese. Bir saat, tabii bence de Uğur, bak hemen Uğur aramızda bu arada, kuaförüm geldi, diyor ki kız çocuk sahibi babalar da katılmalı. Bence zaten annelerden çok babalar katılmalı. Cinsellikle ilgili doğru şeyleri babalardan öğrenmek daha iyi bir şey diye düşünüyorum ama tabii Rayka uzmanı ne diyecek bilmiyorum. 22'de başlayacak. 23.30'a kadar sürecek. Kanada'dan katılıyor çünkü Rayka. Bir saat anlatacak. Yarım saatte sorulara cevap verecek. 30 kişiyle sınırlı. 20 Haziran Cumartesi. Babalar gününden bir gün önce yapıyoruz. Nilay Yılmaz'ımız var pazartesi günü. 4'te çocuklar için. 21.30'da anneler için. Özgecim'in bütün salılar. İki salı üst salılar üste benim. Özge. Salılar benim. Salı evet, salılar için. Senin. Pazartesilerde Nilay Yılmaz'ı. Aynı güzel. Evet, bir tek sen 30 Haziran yoktun. O yüzden o salı yoksun. O salı yok. İki salı senin atölyen olacak. Birinde teknoloji ve kitap yapacaksın. Evet. 16'sı. 23'ü de etkileşimli okuma yapacağız. Evet. Haftaya salı şey konuşacağız. Ekran bağımlısı olmadan kitapları nasıl sevdirebiliriz? Ekranı kitap motivasyonu, okuma motivasyonu için nasıl kullanabiliriz? Ve ben hepsini denediğimiz bir sürü dijital kitap, sesli kitap, Instagram hesabı, YouTube kanalı, film, kısa film, işte arttırılmış gerçeklikli kitaplar, teknolojik kitaplar, bir sürü öneri hazırladım. Hatta bugün sunumlardan birkaç slaytı da Ceyda'ya gönderdim. Evet, bu muhteşem. Hem yetişkinler için de kitap önereceğim. Burada şey konuşmayacağız. Onu baştan söyleyeyim, bana da soranlar oldu. Teknolojinin işte çok basitçe anlatacağım sınırları, kaç yaş ne kadar izlemeli. Aldığım eğitimlerden, Yavuz Samur'dan ve Bilgi Üniversitesi'nden, Yeşim Hanım'dan, Bilgi Üniversitesi'nin dijital medya ve çocuk ekibinden aldığım, yaptığım röportajlarda aldığım bilgileri paylaşacağım. Ama asıl konumuz kitap motivasyonu için ekranı nasıl kullanabiliriz? Neleri kullanırız? Hangi web siteleri ne işe yarar? Hangi oyunlar, hangi kitaba paralel oyunu var, hangi kitabın işte arttırılmış gerçeklik uygulamasında daha verimli bir sonuç alabiliriz gibi evde deneyebileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir sürü öneri paylaşacağımız bir atölye olacak. Bunun dışında daha önceki gibi pazar günleri Burcu Gençer var. 0-18 ile başladık. 18-36 ayı bitirdik. Bu pazar 3-5 yaş, öbür pazar 7-9 yaş yapacağız. Sonra tekrar başa döneceğiz Burcu'yla. Bunun dışında yeni haberimiz Kids Bloom Play, bizim art terapi eğitimlerimizde yer alan muhteşem ekibimiz. Genç psikologlarımız. Onlar atölye yapıyor olacak. 28 Haziran pazar günü saat 11'de yapacaklar. Yaş aralığı sanırım 4-6 yaş için olacak. Onu Aslı bana bir daha teyit edecek. Ben aralarda söyleyeceğim. Eğitimlerimiz ücretli. Tabii ki eğitmenlerimize bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bunun için eğitimlerimiz ücretli. Normalde de pandemi dönemi olduğu için çok indirimli tabii ki ücretlerimiz. Çok makul. Evinizde oturup hani hiçbir zaman belki de Kanada'da yaşayan Rayko Kumru'ya ulaşmak çok zor. Evimizde oturarak ulaşacağız. Büyük bir nimet. Ama inanın bana çok hani komik bir ücretimiz var bence. Rayko Kumru için, Özge için, tüm eğitmenler için bence. Benim fikrim. Ve nasıl yani nasıl kayıt olabilirsiniz? Taş Kağıt Makas Atölyesi sayfasında bir telefon numaramız var. Leyla Hanım ilgileniyor o telefon numarasından hepinizle. O numaraya Aslı, aslında yazabilirsen aşağıdan numarayı seni başlık olarak alayım. Zoom'dan yapıyoruz eğitimleri. Katılanlar bütün faydayı alıp hayatlarına devam ediyor oluyor. Özgeciğim sana bırakıyorum. Bir tek Aslı numara yazacak. Oraya onu kaydedeceğim. Tamam. Onun dışında başka bir şey. Şimdi bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam kendime torpil geçiyorum ve önümüz yaz. Bir kısmımız seyahat edecek, bir kısmımız etmeyecek. İşte bu dönem sonrasında ne yapacağımızı pek herkes bilemiyor, çekiniyoruz. İşte uçağa binmek istemiyoruz, arabayla mı bir yere gitsek diyoruz vesaire vesaire. O yüzden bu yaz bir yere gitmesek de aslında evde bir seyahat ortamı yaratabiliriz. Dünyayı keşfetmeye devam edebiliriz. Hem aktivite kitapları, hem atlaslar, hem de böyle seyahat içeren kitapları önereceğim. Dediğim gibi kendime torpil geçtim. Kendi kitaplarım da var önereceklerim. Ya torpil geçmek olur mu? Ne kadar güzel kitapların var, söylemezsen ayıp yani. Şimdi
İlk önce küçük yaş grubuyla başlıyorum. Bu canlı yayında daha çok kitap göstereceğim. Hepsini yayın sonrasına koymadım. Çünkü dediğim gibi canlı yayına zaman ayıran, bizi oturup da ekranın başında izleyenlere bence bir jest yapmamız gerekiyor. Ama yayın sonrası da bunların arasından seçtiklerimin bir kısmını Instagram hesabımda paylaşacağım. İlk kitabımız Galapagos'ta Hiç Zürafa Yok. Bu kitabı 3 yaş üzeri çocuklara öneriyorum. ABM yayın evinden çıktı. Selime Demirci yazdı ve çizimlerini benim çok sevdiğim Rukiye Ulusan yaptı. Bu kitapta öğretmen okulda çocuklara diyor ki, çok şaşırtıcı bir bilgi veriyor. Galapagos'ta hiç zürafa yoktur diyor. Ve gerçekten yok mu acaba diye araştıran meraklı da bir kahramanımız var. Ve Galapagos'ta adaları gezerek acaba işte burada var mı, orada zürafa var mı diye araştırıyor. Hem Çok tatlı. evet çok güzel. Çünkü içinde sayıları da aslında öğreniyorsunuz. Bakın burada ada ada geziyor. 5. ada, 6. ada, 7. ada, 8. ada diye. Çok da eğlenceli bir kitap. Çizimlerini benim de Dünyanın En Güzel Ülkesi kitabımı çizen Rukiye çizdi. Ve şimdi size bir tane beğendiğim sayfalardan göstereceğim. Ne kadar güzel çizdiğini siz de görün istiyorum. Şöyle. Bakın. Ay, bir yorum okudum. Ben normalde yorum okuyamıyorum anlatırken ama bir öğretmenimiz dünyanın en güzel kitabımı öğrencilerine karne hediyesi almış. Sizi buradan Evet. kocaman kocaman öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sana bıraktım yayını. Ben şu atölyelerin notlarını alıyorum, seni dinliyorum. Ha, sonrasında paylaşacaksın diye. Tamam. Şimdi Aynen. ikinci kitabımız aslında bunlar benim için çok özel kitaplar. Çünkü bu kitaplardan ilk halini daha sizlerle buluşmadan kitap taslak halini, çizerin çizimleriyle metnin buluştuğu ilk taslak halini ben Bolonya'da kitap fuarında gördüm. Kitabın yazarı Lider Hep Genç. İki tane kitabı var. Bir tanesi Göbekli Tepe Oyun Parkı, diğeri Kapadokya Eğlence Diyarı. Sanırım Ay evet. Taş Yürek de bunları resimledi. Çok Lider güzel. bir yaratıcı drama eğitmeni. Bir özel okulda öğretmenlik yapıyor aynı zamanda. Bunlar ilk kitabı değil ama ABM yayınlarından çıkan ilk kitabı ve Bolonya'da fuarda bu kitabın taslak halini hep konuşmuştuk ama ben böyle büyük alanda çığlıklar ata ata Allah'ım çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bütün çocuklar bunu okumalı dedim. Çünkü Ne Göbekli Tepe güzel. herkesin bildiği gibi çok önemli bir tarihe ışık tutan bir yapı diyeyim. İlk yani yeryüzündeki ilk ibadethane olduğu söyleniyor şu anda. Oradaki çalışmalarla birlikte. Hatta işte yetişkinler de merak ediyor. Atiye dediği bir dizi var Netflix'te. Evet. Beren Saat'in oynadığı. Ve orada da işte belli önemli bilgileri veriyor diyeyim burası ile ilgili. Ve burada bir kahramanımız var. Adı Dize. Çok tatlı bir kız. Ve Dize burada yani burada olan çocukların nasıl oynayacağını hayal ediyor. Ve Göbekli Tepe'de oyunlar yaratıyor. Bakın söyle hani burada çocuklar böyle oynardı diye. Bunun bir oyun parkı olduğunu düşünüyor. Ve kitabın sonunda Lider tabii bir yaratıcı drama eğitmeni olmasını avantaja çevirerek çocuklara Lidere bu arada kalpler kalpler. tabii lider yani inanılmaz bir insan. Yani Ne kalbi güzel. çok çok büyük. Bence yazma becerisi de öyle diye. Süper. Taşları kırma, işte köpek mi yılan mı gibi böyle bir sürü eğlenceli oyun da öneriyor. Ve kitabın arkasında Göbekli Tepe ile ilgili de çok güzel bir fotoğraf ve bilgi de var. Yani çocuğunuza Türkiye'yi de gezebilirsiniz. Kapadokya'da aynı şekilde yine içinde oyunlar var. Arkasında Kapadokya ile ilgili şahane bir fotoğraf, balonlu ve bilgi de var. Bu kitapları da öneriyorum. Sonra biraz Atlas seviyorum ben. Bu seyahat kitaplarını şimdi önereceklerimi de okuduğunuz zaman Atlasları oyuna çevirebilirsiniz. Ne yapacaksınız? İşte buradaki ülkelerin bayraklarını bulma, eşleştirme, Atlas'ta kitaplarda geçen şehirleri bulma, o ülkeleri bulma, başkentlerini bulma gibi pek çok oyun oynayabilirsiniz. Ya da herhangi bir ülke seçip çocuğunuzla o ülkeye gitseydiniz yanınıza ne götürdünüz? Örneğin kutuplara götüreceğiniz bir bavulla Brezilya'ya götüreceğiniz bir bavul veya Avustralya'ya götüreceğiniz bir bavul hiçbir zaman aynı olmaz. Bu sebeple böyle nasıl bir bavul hazırlarız, içine ne koyarız gibi pek çok oyunda oynayabilirsiniz. Şimdi en sevdiğim atlaslardan başlayacağım. Birkaç tane atlas göstereceğim size. Bir tanesi bu. Osborne aslında ve bizde Mikado çocuk bu atlası Türkçe'ye çevirdi. Şöyle ben İngilizcesini de göstereyim. Ondan sonra bir tanesi Big Picture Atlas diye geçiyor. Türkçesi de Resimli Dünya Atlası. Bu atlas boyut olarak da büyük. Yani bir standart çocuk kitabından daha büyük. O yüzden de çocukların hoşuna gidiyor. Çünkü farklı formdaki kitapları çocuklar severler. Ve
Çizimleri de şahane. Bir sürü küçük bilgi de var. Eğer çocuğum farklı şeylere ilgi duyuyor diyorsanız ve okumakta kitap okumayı sevmiyor diyorsanız bu dönemde böyle bir atlası okumak, buradaki küçük küçük yazıları okumak da okuma sayılır. Çünkü bunun sayfalarında pek çok ülke, pek çok kıta anlatılıyor. Bütün hepsi var. Ve bu kıtalarla ilgili, bu ülkelerle ilgili de çok keyifli bilgiler veriyor. Yani işte mesela Çin'deki pandaların Çin'deki ormanlarda sadece bambu ile beslendiğini söylüyor. Yani bu bilgiler çocukların hoşuna da gidecek bilgiler diye. Bunları okuduktan sonra ne öğrendiğini, en ilginç neyi bulduğu hakkında sohbet de edebilirsiniz. Biz genelde öyle yapıyoruz. Mesela koalaların okaliptüs ağaçlarıyla, pandaların da bambu ile beslendiğini atlaslar sayesinde öğrendik. Ve sonrasında da şey düşündük. Hani koala ve panda dışında acaba sadece tek bir besinle beslenen başka hayvanlar var mıdır? Gelin Atlas'ta bunu arayalım. Atlas'ta Şimdi bütün araya bunlara bakalım. giriyorum. Özür dilerim Özgeciğim. Israrla yorumları kapatmamı istiyorlar kitapları göremedikleri için. Ne yapayım? Bir de yayından sonra paylaştığın kitapları, şu anda paylaştığın kitapları koyacak mısın? Bunları büyük çoğunluğunu koyacağım. O grubun içinde olmayanların da yani %80'ini daha önceden paylaşmış oluyorum. Onları da hikayelerde tek tek koyuyorum. Hani bir kısmını burada gösteriyorum ama daha önce hesabımda paylaşmış olduklarım da oluyor. Onları da hikayelere koyuyorum. Yayından sonra benim hesabıma bakarsanız bir post ve bolca hikayede bu akşamki kitapların neredeyse tamamını görebileceğinizi söyleyebilirim. Tamam, o zaman bizleri izleyenlerle ilgili bağımızı koparmamak adına yorumları kapatmak istemiyorum. Ben de Çünkü yazdıklarınız, katkılarınız bizim için çok kıymetli. Bence Özge'yi dinleyin. Çok güzel anlatıyor. isimleri de söylüyorum. Notlarınızı aynen. Şöyle zaten eğer yani kitapların ismini kaçırırsanız benim paylaşıma baktıktan sonra bu canlı yayınları biz kaydediyoruz. Aynen. Taskent Makas'ın Instagram profiline girip yayını tekrar tekrar seyredip hatta durdura durdura not ala ala da seyredebilirsiniz. Öyle bir güzellik de yapıyoruz. Bu yayınları silmiyoruz diyeyim. Aynen hepsi duruyor. Geçmişe dönük olarak da listelerimize, yayınlarımıza bakabilirsiniz. Daha önce sanat kitapları konuştuk, duygularla ilgili kitaplar konuştuk. Klasik çocuk kitaplarını konuştuk. Yani pek çok farklı başlığımız da var. Bu atlaslar için bir yaş aralığı vermiyorum. Çünkü küçük çocuklarda mesela 3 yaşındaki çocuklarla sadece hayvanlara bakıp hayvanların isimlerini söyleme oyunu oynayabilirsiniz. Hani bu kanguru, bunun özelliklerini biliyor musun? İşte bu panda, bak pandalar Çin'de yaşarmış gibi. Daha büyük çocuklar, ilkokula yeni başlayanlar mesela kendi okuma alışkanlıklarını, okuma hızlarını arttırmak için atlasa bakabilirler. 9-10 yaşında çocuklar da mesela çok ilginç bilgiler veriyor bu atlaslar. Onların da ilgisini çekecektir. Yani her yaş kendi okuma ve işte şey becerisinde diyeyim, ilgi alanına göre, okuma becerisine göre bu atlaslardan faydalanabilir. Diğer kitapları söyledim. Galapagos 3 yaş ve üzeri dedim. Hepsine şeyde belirtirken de Instagram'da yaş aralıklarını koyacağım. Şimdi gelelim diğer sevdiğim bir atlasa. Bu atlasta Domingo yayınlarından çıktı. Kıtalar, Denizler, Kültürler Arası Yolculuk Rehberi diye geçiyor. Yine bizim çok sevdiğimiz atlaslardan bir tanesi. Bu da gene kocaman formatta. Sayfalarını şöyle göstereyim. Kalın bir atlas ve içinde kayboluyorsunuz. Saatlerce sayfalarına bakabilirsiniz. Burada da işte mesela açtığımız sayfa Japonya'ymış. Japonya'daki sporları anlatıyor. İşte kenjutsu, judo, aikido, sumo. Yani hiç bilmediği şeylerin çocukların bunları öğrenebiliyorlar. İşte pirinç taneleri hakkında bilgiler var. Yani o ülkeyle en önemli özelliklerini de böyle tek tek görebiliyorsunuz. Bunun ben sipariş verdim ama bana daha gelmedi. Bu yayından önce gelseydi sizlerle paylaşacaktım. Bir de aktivite kitabı çıktı. Bende İngilizcesi var. Türkçesi de çıktı. Bunu okuyup sonra aktivitelerini de yapabilirsiniz. Bir aktivite kitabı da var. Bir de Türkiye İş Bankası'ndan çıkan İş Bankası yayınlarını seyahat kitapları gerçekten çok güzel. Bugün bir baktım hani hangi yayın evinde ağırlıklı kitap seçmişim diye. Göstereceğim kitapların büyük bir çoğunluğu mesela İş Bankası'nda. Dedim demek ki İş Bankası yayınları seyahat kitaplarını seviyormuş. Şimdi bu kitapta onlar için resimli bir atlas. Bu daha küçük yaş grubu için. Zaten formatı da bir tık daha küçük diğerlerine göre diye. Burada da resimler, bol resimli bir atlas bu da. Ve mesela şöyle göstereyim. Güney Amerika diyor. Burada Venezuela, Kolombiya, işte Arjantin, Şili'yi hepsini böyle Güney Yarımküre'dekileri görebiliyoruz Güney Amerika'daki ülkeleri. Ve bu ülkelerle ilgili minik bilgiler de var. Çok Önce güzel. büyük formatta görüyoruz. Sonra böyle tek tek ülkelerle ilgili her bir ülke için bir sayfa var. Her kıtadaki ülkeler için. Ve o zaman da mesela işte Brezilya'daki
yağmur ormanları hakkında bilgi var, karnavallar hakkında bilgi var. Ülkelerin bayraklarını görüyoruz. Bunda bol bol da yazı da var tabii ki. Mesela Avrupa kıtasını böyle tek tek bütün ülkelerin nerede olduğunu görüyoruz. Kim kime komşu, hepsini bu ülkelerin burada net görebiliyoruz. O yüzden bu atlası da seviyorum. Bir de şimdi şeyleri önereceğiz. Kendim bu konuşayım. Arada ben de bir şey öneriyor olacağım arada. Ne yapıyorum biliyor musun? Harıl hala çalışıyorum. Aslıhan'la yazıştım. 27 Haziran Cumartesi saat 21'e de Aslıhan'la mandala çizim atölyesi koyduk. Ay, şu çok anda. Güzel. Çok güzel. Sıcak sıcak onu da size ilan edeyim. Aslıhan'dan şey onay aldım. Sen bir kitap öner. Ben de bu arada seyahate giderken yolda çocuklara bir etkinlik önereceğim. Sen anlat, geliyorum. Şimdi bunlar benim kitaplarım. Pelin ve Çınar'ın ilk tren yolculuğu ve ilk uçak yolculuğu. Bu kitaplarda deneyim kitapları diye geçiyor ve bir çocuğun ilk defa uçağa veya trene bineceğinde nelerle karşılaşacağını anlatıyoruz. Evden çıkma aşamasından işte mesela uçak kitabında şeye kadar, uçaktan indiği ana kadar nelerle karşılaşıyor. Havaalanında işte X-ray'den geçme, kontuara gitme, biletini verme, uçağa binme, ondan sonra kokpit. Burada tabii apron, kokpit, pist, işte onun dışında böyle çocukların ilgisini çekebilecek kelimeler de var kitabın içinde. Ve kitabın arkasında yetişkinlere, ebeveynlere yönelik bir böyle seyahat notu var. Ve sonrasında çocuklar için aktivite sayfaları var. Yani bu kitabı alıp uçağa binsinler ve uçakta da bu aktiviteleri yapıp zaman geçirebilsinler diye. Aynısının bir tren versiyonu var. Bu da bir tren yolculuğunu anlatıyor. İşte makinist nedir, kondüktör nedir, ondan sonra çok gari, eğlenceli. Peron nedir. Eskişehir'den trenle dönerken Ali'ye yaptım bu kitabı. İşte bu arkasında da yine böyle birkaç tane aktivite olan kitap. Bu kitapları ben yazdım. Bunlar Sibel'e Çıkalım resimledi, Sibel'e Çıkalım Akgün resimledi. Böyle hafif de retro karakterlerimiz var diyeyim. Daha böyle nostaljik bir çizimi var. Sonra yine araya giriyorum. Gir. Yola çıktınız. Uzun yol arabayla gidiyorsunuz güneye doğru. Burcu, yani bu pazar 3. atölyemizi yapacağımız 3-5 yaş arası çocuğu olan ebeveynler için atölye yapacağımız klinik psikologumuz Burcu çok güzel bir şey hazırlamış arkadaşlar. Ay, kutu, evet. Yolda oyna. Yolda oyna. Ve bu kutu, şimdi bu 2-4 yaş arası bayağı otobüste, uçakta, gemide, nerede, trende ne olursanız olun. Bak şimdi böyle dolup taşıyor içi. Bir sürü aktivite var içinde. Evet, İnanılmaz güzel bir kutu. Bunu mutlaka edinin. Yolda oyna. Bunu nereden alıyorsunuz? Söylüyorum size hemen. Bu böyle şey mesela X-Large kutu. Bu en büyük kutu. Ben hani Melisa ile Ali birlikte oynar diye aldım. 2-4 yaş aldım ama Melisa keyif alıyor süreçte. Seçebiliyorsunuz. Mesela işte medium'u var, large'ı var, büyük kutu, orta boy kutu. Bunu yoldaoyna.com adresinden alabiliyorsunuz. Çok beğeniyorum. Böyle bir kitapçığı var içinde neler yapacağınızı anlatan. Ve mesela düğmeleri çıt çıtla oyunu var. Hep böyle her kutudan bir oyun çıkıyor. Ve arabada giderken ne isterseniz yapabiliyorsunuz. Klinik psikolog hazırlamış. Bence çok güvenilir. Ben bayıldım. Arabama koymuştum. Bu akşam için yukarı çıkarmıştım. Şimdi biraz pop-up kitaplardan, pop-up dediğimde kapaklı kitaplardan bahsedeceğim. Tamam. Pop-up doğru olmadı. Çünkü Türkçe pop-up sadece 2-3 tane kitap var ne yazık ki. Tamam. Bu ilginç yerler. Bu kitapta genç kaşifler için eğlenceli bir gezi rehberi diyor. Kulakçıklı ve farklı şehirler. Mesela Rio de Janeiro var, New York var, Sydney var. İşte ve burada şeyleri açıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Her birinin altında bir şey yazıyor. Mesela Sydney Opera binasını açıyorsunuz. Orada onunla ilgili bir resim, küçük bir gizli sürpriz bir resim ve bilgiler var. Bu İş Bankası Yayınları'nın benim beğendiğim serideki kitaplarından bir tanesi. Bunun gibi yine mesela görkemli şehirler var. Bir de gizli dünya atlası var. Hepsinin şeyi aynı. İçerikleri farklı olsa da sistematiği aynı. Burada da görkemli şehirleri anlatıyor. İşte Londra var, New York var gene.
Ve bunu açıyorsunuz. İşte içinde de mesela içinden bir şey gösteriyor diyelim ki. Londra'da şeye bakalım. Mesela St. Paul Katedrali'nin içini açalım şöyle bir. Hem içinden bir görüntü veriyor hem bilgi veriyor. Bunları okumak da gerçekten çok keyifli. Bunlar tabii küçük yaş grubu okuyamadığı için çok fazla takip edemeyebilir. Sizin okumanız gerekiyor ama kendi okumayı sökmüş çocuklar için bu keşifi yapmak ve içindekini okumak da bence çok eğlenceli olacak. Aynı şekilde bir de Gizli Dünya Atlası var. Bu da herhangi bir kıtada, mesela şu anda Kuzey Amerika'dayız. Yine açıyorsunuz ve içinden bir sürü küçük küçük bilgi okuyorsunuz diyeyim. Maya harabeleri, işte bakayım. Sonrasında Güney Amerika'ya geçiyor. Böyle kıtaları geziyor. Şimdi pop-up dediğim kitaplardan bir tane iki tane göstereceğim. Bunlar İş Bankası Kültür Yayınları'nın yine 3 boyutlu gezi atlası. Bu bir pop-up kitap. Bakın sizi. Ay bayılıyorum. Bu pop-up'la ilgili çok güzel bir çizgi film vardı Melisa küçükken. Hala var mı acaba hiç bilmiyorum ama böyle hakikaten karakterler de pop-up'tı. Bir şey yapmak istediklerinde açılıyordu sayfalar. Kitabın içinde yaşıyordun yani hikayeyi. Çok seviyordum onu. Hatırlamıyorum ki adını. Mesela evet, işte burada şey de görebiliyoruz. Kudüs var mesela. İşte biz oynamışız tabii yazılmış var. Londra var. Bu kitapların hepsi şu dönemde hepsini yayın evlerinde bulamayabilirsiniz. Çünkü bir pandemi döneminde yeni baskı yapmamış olabilir yayın evleri. Baskıları tükenmiş olabilir. Çünkü evet. Şu anda herkes internetten kitap alıyor. Perakende de kimse almadığı için belki mağazalarda var ama internette olmayabilir. Bazılarında baskısı tükenmiş olabilir ve yeni basmamış olabilirler. Onları da sahaflardan bulabilirsiniz. Ben mesela nadir kitaba bakıyorum ara ara. Ama pek çok sahaf var internette. Sahaflardan bunlara bakabilirsiniz. Diğeri de 3 boyutlu. Resimli Dünya Atlası yine İş Bankası Kültür Yayınları'nın sizi mesela işte kıtalara götürürken onlar da böyle pop-up şeklinde çıkıyorlar. Mesela hep beraber Avrupa'yı gezelim. Tabii ki de öyle yurt dışındaki gibi çok kocaman pop-up'lar değil bunlar ama küçük küçük de olsa. Evet böyle. Şey Jack ve Vak Vak çizgi filmin adı hala varmış. Özge onu mutlaka izlet. Olur, hatta tamam, sen izle. Tamam. Jack ve Vak Vak. Hemen bakacağım yayın sonrasında. Çok eğlenceli. Yorumlarla ilgili yeni katılanlara tekrar etmek istiyorum. Yorum aramızdaki tek bağ. Biraz da aslına bakarsanız kitapların telif hakları sebebiyle de çok net görmüyor olmanız işimize geliyor açıkçası. Ve bir de zaten Özge yayın boyunca önerdiği bütün kitapları yayından sonra Instagram hesabında sizlere tekrar söylüyor. Ve biz bu yayını IGTV'ye kayıt ediyoruz Taşkağıt Makas Atölyesi sayfasında. İstediğiniz zaman açıp izleyip kalan notlarınızı alabiliyorsunuz. Önemli olan anda kalmanız, şu an sadece Özge'yi dinliyor olmanız. O yüzden telaş yapmayın. Şimdi yine benim kitaplarımdan ilk yazdığım kitap bu. Kemal'in Londra günlüğü. Evet, bir çocuğun ağzından Londra'daki ilginç şeyleri anlatıyor. Ve sonunda kitabın böyle bir fotoğraf albümü var. Bizim gerçekten oğlumla benim çektim. Hatta büyük çoğunluğunu onun çektiği. Evet. Ve arkasında Londra ile ilginç bilgiler var. Bu bir seri. Londra, sonrasında Brüksel var. Brüksel'de Kemal'e bir arkadaşı eşlik ediyor. Defne. Sonra Roma var ve Barcelona var. Kitapların bazılarının arkasında da tarifler var işte. Roma kitabının arkasında biz pizza tarifi koyduk. Barcelona'nın arkasında bir tane patatesli omlet, patatas bravastı galiba, tortil patatasın tarifini koyduk. İşte Brüksel'in arkasında waffle tarifi var. Kitabı okuduktan sonra o lezzeti de evde yapmak, denemek isterseniz onları da koyduk. Ve hepsinin arkasında böyle küçük bir fotoğraf albümü de var deminki gibi göstereyim. Bu kitaplarda çocukların gözünden bu şehirlerin önemli yapılarını da anlatıyoruz. Ve bunlarla ilgili çocukların hoşuna gidecek bilgiler de var. Örneğin Barcelona'daki mesela şimdi göstereceğim. Bir tane açalım. Mesela Gaudi çok ünlü bir sanatçıdır Barcelona'da. Bir sürü binaya imza atmış bir mimar. Daha önce yayınımızda konuşmuştuk. Hatırlıyor musun Gaudi'yi senin kitaptan gene? Evet. Gene bunu konuştuk galiba. Ve bunu evet mesela, evet. Aynen. İşte bir sürü kitapta farklı farklı hem sanatçılar var hem ilginç bilgiler var. Mesela işte İngilizlerin kahvaltıda kuru fasulye yediği çocukların çok ilgisini çeken bir şey. Bana da okuldaki atölyelerde en çok sorulan şey gerçekten kuru fasulye mi yiyorlar? Evet yiyorlar. Kuru fasulye benzer bir fasulye yiyorlar. Beans. Bence başka kültürlerdeki çocukların hayatlarının farklı olduğunu, o insanların farklı bir günlük rutine sahip olduklarını
anlamak, öğrenmek, bu aramızdaki işte farklıyız kelimesini sevmiyoruz ama bu farklılıklar bizi hem özel yapıyor hem de güzel yapıyor. Bunu çocuklara anlatmak için de bu tarz kitapları ben önemsiyorum. Sadece kendiminkilerin evet. değil, bunu anlatan her kitabı. Çünkü bizim yaptığımız şeyin doğru olmadığını, aslında bir şey yapmanın, kahvaltının bile, biz ne yiyoruz? Zeytin peyniri, ekmek, işte reçel, bal yiyoruz neyse. Onlar başka başka bir şey yiyor. İşte Fransa'da croissant yiyorlar. İşte Japonya'da pirinçli böyle lapa gibi başka bir şey yiyorlar. Hiçbir tanesinin işte kahvaltı böyle yapılır gibi tek bir doğrusu olmadığı gibi pek çok çeşidin de böyle bir doğru yok. Çocukların evet. bunu görmesi önemli. Londra'da trafik tersten akıyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Bizde trafik soldan akarken onlar da sağdan akıyor. Böyle farklılıkları görüp aslında bunları hayatın parçası haline getirmek, bunları normalleştirmek, sonrasında böyle Amerika'da yaşananlar gibi hoş olmayan olayları bizim çocuklarımızda yaşamaması ve yaşatmaması adına farklılıkların bize özel yaptığını anlatabilmek adına bu başka ülkeler ve kültürlerle ilgili kitapları çok önemsiyorum. Özge, bir şey söyleyeceğim. Şey vardı, bir kitap vardı, dünyanın her yerinden insanları paralel anlatan çocuk kitabı. Neydi o? Başka Bir Gün. Çok o muydu? Farklı. Başka Bir Gün müydü? Red House'tan çıktı. Evet. Bir Gün mü? Bir Gün müydü? Benim günüm, benim bir günüm mü? İngilizcesi How We Do It Today de Türkçesi ya benim bir gün, işte benim bir günüm olması lazım. Öyle bir şey, benim bir günüm gibi yayından bir şeydi. Yayından sonra paylaşacağım. O kitapta 7 tane dünyanın farklı şehirlerinde, farklı ülkelerinde yaşayan 7 tane çocuğun bir okul evet. gününü anlatıyor. Evet. Ve bu okul gününde bu çocukların günün, yani şeyin sonunda işte okula nasıl gittikleri, ne yedikleri, okulda ne yaptıkları, evde ne yaptıklarını anlatıyor. En sonunda da bu çocukların gerçek ailelerinin fotoğrafları var kitapta. Evet, çok güzel bir kitap. Evet, o bence da... şahane bir kitap. Çok. Sonra bir aktivite kitabı daha önereyim. Yaşasın. Gene bu Pia Çocuk'tan. Bunu çok paylaştım daha önce de. Bu kitapta da şöyle göstereceğim. Boyama kitabı. Dünyayı boyuyoruz, renklendiriyoruz. Ve içinde böyle sayfaları kocaman kocaman yatay tutabiliyoruz. Bazı sayfalarını dikey tutuyoruz, bazı sayfalarını yatay tutuyoruz ve o ülkedeki her şeyi istediğimiz gibi renklendiriyoruz. Biz ne yapıyoruz? Önce gidip renkli bir dünya kitabı seçiyoruz. Onu okuyoruz, bakıyoruz. Sonra o kitabı açıyoruz, yanımıza koyuyoruz ve o kitaptan ilham alarak bunları renklendiriyoruz. Bunun adı da Dünya Haritası Boyama Kitabı. Dünyamızı renklendirelim. Pia Çocuk tarafından. Ne güzel. Evet. Süper. Yine aktivite kitabı öneriyorum. Bu da Türkiye İş Bankası Yayınları. Çıkartmalarla Resimli Dünya Atlası. Bu kitapta da bir sürü çıkartma var. 350'den fazla çıkartma var. Ve boş bir dünyayı şöyle buradaki yerlere çıkartmalarla hayvanları yapıştırıyoruz. İşte Brezilya'da mesela, Güney Amerika'da yağmur ormanlarını dolduruyoruz. Kuzey Amerika'da Grönland'da kutupları dolduruyoruz. İşte Asya'da bütün ülke ve şehirlerdeki yapıları dolduruyoruz. Yani bence çok çok keyifli bir kitap. Şimdi ama Özge yani. Biraz önce de söyledi sevgili Feyza Hanımcığım, Emine Hanımcığım, aralarda da soran çok oluyor. Yani o kitabı aradık bulamadık, bu kitabı aradık bulamadık. Şimdi herkes tabii online'dan, internet üzerinden kitap alımı yaptığı için yayın evleri de yetişemiyor. Dolayısıyla ellerindeki stoklar bitmiş olabilir. Mesela Yapı Kredi Yayıncılık eve gönderimi durdurmuştu geçen hafta. Ben de Özge'nin tavsiye ettiği birçok kitabı yayın evinden direkt olarak satın alamadım. Kitap evlerinden alabiliyorsunuz onların elinde stok kaldıysa. Benim size önerim Tırtıl Kitap Evi ya da Marsık Kitap Evi'ne danışın. Ben o iki kitap evine mesela mutlaka soruyorum bir kitap isteğim varsa. Artık onlarda da kalmadıysa yapacak hiçbir şey yok. Sahaflara dediği gibi Özge'nin bakabilirsiniz ama bence yavaş yavaş tekrar basıma geçecekler. Herkesin elindeki stoklar bitti gibi. Evet, yani herkes bu dönemde online aldığı için tabii kitap evlerindeki, belki ellerindeki perakende de, yani dükkanda, mağazada olabiliyor ama online web sitesinde de olamıyor. Yani çocuk kitapçısında evet. var ama sizin aldığınız toplu kitap satımı yapan işte zincir sitelerde, büyük sitelerde diyeyim, zincir mağazaların sitelerinde kalmamış olabiliyor. Çünkü raftaki kitapla internet stoğu her zaman aynı değil. Yani nasıl aynen. bir kıyafet mağazasında biz mağazaya gittiğimizde ürünü bulabiliyoruz ama online'da bitmiş olabiliyor. İnternet stoğu ile mağaza stoğu her zaman aynı olmuyor. Ceyda'nın söylediği gibi kitap evlerine çocuk kitabı satan butik kitap evlerine yazabilirsiniz. Not alıyorlar pek çoğu ve kitap geldiğinde sizi arıyorlar.
Hani bu konuda onlar bu dönemde inanılmaz güzel hizmet veriyorlar. İnternette zaten kendi hesaplarında hem Tırtıl hem Marsık Burcu sağ olsun her gün bir şeyler paylaşıyor. Geçen her gün. Home kitap evinden bir şey paylaşmıştı mesela. Ben hemen aldım o şeyi. İngilizce birkaç kitap paylaşmıştı. Ben direkt sipariş verdim. Sonra da Burcu'ya fotoğraf gönderdim. İyi kitap buldum mu kaçırmam diye. Onlar da bu konuda çok özenli çalışıyorlar. Onlara sorabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Yayın evlerinin bir kısmının kendi sitesine bakabilirsiniz. Eğer bu kitapçılarda bulamıyorsanız. Çünkü veya talep edebilirsiniz. Çok talep gelince zaten tekrar basıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir şey konuşmuyor muyuz şu anda? Kitap bulamıyoruz. Evet. Bu çok acayip değil mi? Ya güzel ettim yani. Ben çok mutlu olurum. Bu dönemde yani herkes zor bir süreçten geçiyor. Evet. Dağıtım da durmuş durumda. Pek çok zaman duruyor, gecikiyor, aksıyor vesaire. Yani bağımsız kitapçılara bu zincir kitapçılardan ziyade bu dönemde bağımsız evet. Çocuk kitapçılarına destek olursanız ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü çok. Bu kitapçılar olmazsa yakın zamanda çocuklarınızla gidebileceğiniz, kitapları karıştırabileceğiniz, onların atölyelere katılabileceği kitapçılar olmayacak. Birçoğunun kaç aydır müşteri kapısından girmedi ve hala kira ödemeye devam ediyorlar. Aynen. Hala çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyorlar. Ve çocuk evet. Kitabı sektör olarak da hani ben bugün caddede gördüm ya bir sürü mağaza kapısında insanlar kuyruklar bekliyor. Hiçbir kitapçının önünde böyle bir kuyruk yok. Ya, bu yani çocuklarımıza kitap okumuyorsak, okumayacaksak o zaman onlar da kapanmakla yüzde kalacaklar. Sonra benim gibi kitap yazan, Ceyda gibi kitap yazan ve çocuklarla kitaplar üzerinden bir araya gelmek isteyen insanlar da böyle platformları, ortamları bulamayacaklar. Ömrü billah Zoom'da yaşamayacağız. Allah korusun, kötü konuşmayalım. Biz sahip çıkarız, hemen toparlarız. Evet, bu kadar güzel insan varken hani kitap peşinde koşan, bence alımlarını da o sitelere, bu butik kitapçıların web sitelerine doğru kaydırırlarsa şahane olur. Çok post alıyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Beni etiketliyorsunuz, taş kağıt makas etiketliyorsunuz, Ceyda'yı etiketliyorsunuz. Atölye, sohbet sonrası bunları sipariş verdik diye. Evet. Orada mesela yazın, bunu da çok merak ediyorum. Biz bu kitapları Tırtıl'dan aldık, Marsik'ten aldık, şuradan, buradan, mahallemizdeki bu kitap evinden aldık evet. diye. Bu butik kitapçıları da desteklediğinizi biz de görmek evet. isteriz bence. Aynı nereden şekilde. Aldığınızı da lütfen bizimle paylaşın. Evet, şimdi, çok çok iyi fikir. Geliyorum yine daha büyük çocuklar için. Biz bu seriyi geçen hafta paylaştık ama seyahat demek sadece işte böyle eğlenceli atlaslar vesaire değil. Klasiklerde de seyahat var. Eğer çocuklarınız klasik okusun istiyorsanız ve seyahat etmeye meraklı çocuklarsa bu. İşte balonla 80 güne devre alem, balonla 2 hafta, denizler altında 20 gün fersah gibi, işte Gulliver'in maceraları gibi içinde seyahat olan klasik kitapları seçebilirsiniz. İşte Beyaz Balina, Moby Dick gibi. Bunların listesini paylaşmıştık geçen hafta ama bu yayından sonra ben tekrar hikayede hatırlatacağım size. Bunları da daha büyük yaş grubu, 8, 9, 10 yaş hatta 12 yaşa kadar klasikleri de en azından ilgi alanındaki konuya göre klasik seçip onların bunları okumasına motive edebiliriz. Sonra çok eğlenceli, benim de sürekli bu ara beyin jimnastiği için kullandığım bir kitabı önereceğim. Ay evet çok 80 güzel. 80 lirayla dünya gezisi. Şahane. Çok güzel. Yine İş Bankası'na. Bugün İş Bankası'na reklam aldık İş Bankası'ndan bugün. Burada mesela bir Eyfel Kulesi görüyorsunuz ve diyor ki bunları sıraya koy. Zihninden bunu sıraya koyduğunda evet. acaba hangisi Eyfel Kulesi'ne ait değil? Evet. Mesela sonra bakalım güzel bir sayfa daha açayım. Sevdiklerimden bir şey göstereyim. Dedim. Evet. Mesela bir tren yolculuğu. Birbiriyle aynı olan iki treni bulabiliyor musunuz bakalım? Bunun için gerçek iki tane soru var. Bir tanesi daha basit, bir tanesi daha zor. Yaş grubuna göre farklı sorulara cevaplayabilirsiniz. Benim oğlum daha basit sorulara cevaplıyor. Mesela işte hangi gemi diğerlerini devirmeden çıkabilir diye bir soru var. Diğeri de üçgen şeklindeki dört gemiyi bulabilir misin? Üçgen yelkenlisi olan dört gemiyi bulabilir misin? Bir soru daha küçük yaş grubu için daha kolay. Diğeri bizim bile merakla, heyecanla yapabileceğimiz daha zor bir soru grubu diyeyim. O da bu. 80 günde dünya gezisi. Evet. Değil seyahatte işte bir yere gittiniz eğer gidiyorsanız diyeyim ve
güneşin böyle çok dik geldiği öğle saatlerinde çocuğumuzu oyalayacağız. Tabletle vermek istemiyoruz eline. Çünkü günlük tablet hakkını, kotasını kullandı diyelim ki. Gölgede otursun istiyoruz ve yanımızda otursun istiyoruz. Ne yapacağız? O zaman şahane bir aktivite kitabı öneriyorum. Bunun İngilizcesi de var üstelik. Evet. Travel Activity Book, çıkartmalı yolculuk oyun kitabı. Biri Osborne'un, biri İş Bankası Kültür Yayınları'nın yine. İçinde 150'den fazla çıkartması var kitabın. Ve oyunlar, bulmacalar, tatille ilgili çocukların ilgisini çekebilecek. Mesela işte kıyıda kaç tane gözlüklü insan var, tipi nasıl, işte farklılıklarını buluyorsunuz. Deniz kıyısında, kumsalda bir gün. Ondan sonra pistte, karda, dağ yürüyüşünde. Ondan sonra bir tekne yolculuğunda. Hepsiyle ilgili hiçbiri birbirinin aynı olmayan, çok da eğlenceli, biraz boyama yaptığı, biraz eşleştirme yaptığı, biraz bulmaca çözdüğü, biraz matematik yaptığı, biraz böyle şifreler çözdüğü, labirentlerde dolandığı çok keyifli bir kitap. Biz bunun farklı versiyonlarını geçen yaz yapmıştık. Böyle işte 2-3 sayfayı yaklaşık böyle yarım saat 40 dakikada yapabiliyor çocuklar diye. Tabii daha hızlı yapanlar da vardır ama çıkartmaları da yapıştırmak zaman alıyor diye söylüyorum. Ve bu süreyi en azından bir kısmını geçirebilirsiniz. Gölgede hem de kitap okuyarak. Hatta İngilizcesindeki yazılar da çok basit. Hani siz de okuyabilirsiniz. Belki o da okur. İngilizcesinin gelişmesine de çaktırmadan katkı yardımcı olmuş olursunuz değil mi? Olursunuz. Evet. Şimdi demin Ceyda'nın söyledi. İşte benim bir günüm Red House'tan çıkan kitabın başka bir versiyonu Mandolin Yayınları'nda. Evet. Bu da başka bir ülkede yaşasaydın. Evet. Çok benziyor. Çok burada da işte Amerika'da bir şehirde yaşasaydım. Ondan sonra işte büyük bir nehrin kenarında, ki bunun Hindistan'da Ganj Nehri bu. Büyük bir nehrin kenarında yaşasaydım gibi. Burada yaşarsam hayat nasıl olurdu? Çocukların kendi yaşamlarıyla aslında başka ülkelerdeki diğer insanların yaşamları arasındaki farkları, benzerlikleri görmesi ve bununla ilgili konuşabilmesi için çok severek okuduğum kitaplardan. Çok güzel bir kitap gerçekten. Evet, son iki kitabı diyeyim. Bir tanesi benim en sevdiğim kitaplarımdan bir tanesi. Dünyanın En Güzel Ülkesi. Burada da bir tane aslanımız var. Ormanın kralı. Ve artık emekli olmak istiyor. Ormandaki yaşam döngüsünü devam ettirme görevini oğullarına, kızlarına, evlatlarına bırakıyor. Ve sonrasında bu ülkenin gidecek. Fakat nerenin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu bilmiyor. Arkadaşı baykuşa gidiyor ve baykuşa soruyor. Baykuş tabii ki de bilgi hayvan. Fakat o da bilmiyor ve bütün dünyadaki bütün hayvanlara mektup gönderiyorlar. Her bir türden bir tane temsilcinin aslanın huzuruna, ormana gelmesini ve kendi ülkesini anlatmasını istiyorlar. Bütün hayvanlar farklı yollarla, işte kimi uçarak, kimi deniz yüzerek, kimi teknede, kimi diğerinin sırtında aslanın huzuruna, ormana geliyorlar böyle. Orada heyet toplanıyor diye. Ve sonra her biri kendi ülkesini anlatıyor. Örneğin işte Avustralya'dan koala ve kanguru geliyor ve Sydney Opera binasını anlatıyor. Mercan resimini anlatıyor. İşte Brezilya'dan papağan geliyor ve aslanı Brezilya'ya karnavala davet ediyor. Yağmur ormanlarını görelim diyor. Böyle esprili minik minik eğlenceli şeyler. İşte Hindistan'da çağırıyorlar ve acıdan tabii baharatlı yemeklerden aslanın şey atıyor. Yandım anne. Rukiye yaptı. Rukiye Ulusan ve AVM Yayınları'ndan çıktı. Kitabın sonunda da aslan tabii karar veremiyor. Türkiye'den de Van kedisi var. Size Van kedimizi de göstereyim. Ya. Yeah. Evet, bizim ülkemizden de Van kedimiz var. Van kedisi de aslanı İstanbul'a çağırıyor. İşte Boğaz'ı görürüz diyor. Sonra peri bacalarını görürüz. Balonla seyahat ederiz diyor. Ve aslan karar veremiyor. O kadar zor ki dünyanın en güzel ülkesini seçmek ve birinden yardım istiyor. Bir çocuktan. Peki acaba sonunda ne oluyor? O çocuk aslana nasıl yardım ediyor? Söyleme. Söylemiyorum. Ya bunu o sürprizin sonunda onu söylemiyorum. Ve sonuçta aslan dünyanın en güzel ülkesini buluyor. Bunun okullarda atölyesini yaparken de çocuklarla çok interaktif bir şeyler yapmaya müsait bir son hazırladım diye. Çok da keyif alıyorum. Bu kitap yani benim için çok özel çünkü 2019 yılında işte bu anlattığımız butik kitapçılardan bir tanesi olan Turtle Kids'te en çok satan ilk 10 kitaptan bir tanesi oldu. Okur bol, o yüzden çok mutluyum. Şimdi de 4. baskısını yapacak. Wow. 3. baskıyı bulamayabilirsiniz. Mesela o da baskısı bittiği için piyasada olmayabilir şu anda. Gelelim
son kitabıma Dünyayı Keşfe Çıkalım. Bu kitapta dünyadaki insanların, ülkelerin ve kültürlerin çeşitliliğini anlatan kitaplardan bir tanesi. Ve farklı çocuklarla mesela dünyanın farklı yerlerinde ne yeniyor? İşte dünyanın farklı yerlerinde yeni yıl nasıl kutlanıyor? Dünyanın farklı yerlerinde hangi sporlar yapılıyor? Gibi farklı başlıklar altında işte festivaller, ondan sonra şehir sokakları, pencereden baktığında dünyanın farklı yerlerinde ne görüyorsun? Mesela işte Hong Kong'dan baktığında gökdelenleri görürken İngiltere'de kırsal bir kesimde veya baktığında böyle sincapları, ormanı, ağaçları görebiliyorsun gibi farklılıkları anlatan şahane bir kitap bu. Aramıza yeni katılanlar, kaçıranlar için söylüyorum. Bütün bu kitapları bu yayından sonra en büyük çoğunluğunu bir Instagram postunda paylaşacağım. Evet, daha önce önermiş olduklarımı da hikayelere koyacağım. Oradan hepsini takip edebilirsiniz. Not alamadıysanız üzülmeyin. Yorumlardan dolayı herkes söylendi demin. Canlı yayınımızı Taş Kağıt Makas Atölyesi'nin Instagram hesabına kaydediyor Ceyda bu şeyden sonra. Evet. Kaybetmez. Orada da dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Durdurup not alarak çayınız kahveniz yanınızda canlı yayınımızı tekrar izleyebilirsiniz. Kitapları alıyorsanız lütfen paylaşın. Bizi etiketleyin. Taş Kağıt Makası, Ceyda'yı, beni etiketleyin. Ki görelim. Evet. Bir de şey istedin. Hangi kitap evinden aldılar? Hangi kitap evinden aldığınızda lütfen bizimle paylaşın. Kitapları aldıktan sonra beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bunu da bizimle paylaşın. Bu yorumlardan mutlu oluyoruz. Çünkü ben anlatırken yorum okuyamıyorum. Yani çok az bakabiliyorum. Ve nasıl etki ettiğini bu kadar emeğin tabii ki de görmek bizim için de hem motive edici hem bir sonrasını daha heyecanla planlıyoruz. O yüzden güzel. Buraya bu akşam gelen herkesi de 16 Haziran'daki ekran ve teknoloji ve kitap atölyesine bekliyorum. Orada daha uzun, daha bol hem de sorulara da cevap verecek şekilde bir plan yaptık. Evet. Orada bekliyorum size. Çok güzel şeyler hazırladın. Şimdi ben hemen atölye programını şöyle hızlıca bir geçmek istiyorum sevgili izleyenler için. Yarın, şimdi şunu söyleyeyim önce. Birazdan yani 20 dakika, 25 dakika sonra kendi sayfamda Instagram'da, Ceyda Düvenci sayfamda bebek hemşiresi Gözde ile bir yarım saatlik canlı yayın yapacağım. Hoş geldin bebek başlığında. Hamileler, bebek bekleyenler, bebek yapmak isteyenler için bir yayın. Çünkü yarın akşam Taş Kağıt Makas Atölyesi olarak Gözde ile beraber Bebekli Hayat'ta Merhaba Atölyesi var. Ceyda, saçın makyajın hazır olmuş. Bu fırsatı kaçırmıyorum. Bütün canlı yayınlarımı ayrı ayrı yapıyorum. O bittikten sonra bir tane daha açıyor. O bittikten sonra bir tane daha hazır makyaj var bitireceğim. Birkaç tane de fotoğraf çektirseydim bugün bu güzellikle. Kenarda dururdu. Evet, doğru söylüyorsun. Keşke yapsaydın. Yapmadın. Yani 6 tane fotoğraf çektim. 6'sını da koydum Instagram'a. Ben de hiç öyle şeyler yok. Ama yani sonrasında kendini kötü hissettiğin zaman bakabilirsin. Bu kadın da benim diyebilirsin. Doğru söylüyorsun aslında. Keşke yapsaydım. Evet. Neyse, ben bu organizasyonu haftaya bir gün bir daha yapayım. Üstüne bir daha canlı yayın yapalım üst üste falan. O zaman canlı yayınlarımızı organizasyon günlerine denk. Evet, kesinlikle bunu organize etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Efendim, pazar günü Burcu Gençer'le, klinik psikoloğumuzla 3-5 yaş arası çocuğu olan ebeveynler için yine çok etkili bir atölye programımız olacak. Pazartesi günü gündüz çocuklar için, akşam anneler için Nilay Yılmaz'ın yaratıcı yazarlık atölyesi olacak. Salı günü Özge teknoloji ve kitap atölyesi yapıyor. Bizim için çok önemli çünkü artık bilgisayar var hayatımızda ve çocukların hayatında. Her ne kadar evladım pandemi sürecinde sana bu kadar izin verdik, artık süreç bitti, hadi bakalım desek de ne kadar etkili olacağımızı bilmediğimiz için kitap okumayı teknolojiye nasıl taşıyacağız, nereleri taşıyabiliriz, bunların hepsini Özge atölyesinde anlatıyor olacak. Perşembe akşamı yine Özge ile canlı yayın yapıyor olacağız. Babalar gününe özel bir yayın yapacağız. Değil mi Özge? Evet, biraz babalı kitaplardan bahsedeceğiz. Babalarla ilgili kitaplardan bahsedeceğiz. Haftaya cumartesi akşamı Ayşe Öner'le çocuklarda ve bebeklerde ilk yardımı konuşuyor olacağız. Aynı zamanda yani bir saat sonrasında da Rayka Kumru'nun atölyesi başlayacak. Rayka Kumru'yla da
Çocuklarda cinsellik üzerine konuşacağız. Ebeveynler olarak çocuklarla cinsellik yolculuğunda onların vücutlarını tanıması, kendilerini koruma altına alabilmeleri adına doğru öğrenmeleri gereken şeyleri uzmanından öğreniyor olacağız. Haftaya cumartesi 30 kişiyle sınırlı bu atölyemiz. Onu önden söylemiş olayım. Yine haftaya pazar. Yani şöyle düşünün. Pazar günleri Burcu Gençer. Pazartesi günleri Nilay Yılmaz. Salı günleri de Özge Lokman Hekim günleri atölyelerimizde. Ama onun dışında 27 Haziran Cumartesi günü Aslıhan'la mandala çizim atölyemiz olacak. Ve yine onun dışında 28'i Pazar günü saat 11'de de art terapi ekibimiz Kids Bloom Play ile çok güzel bir atölye programımız olacak. Sırada bekleyen harika atölyelerimiz var. Çocuklarımız için felsefe atölyesi başlatacağız. Müzik atölyesi başlatacağız. Beşinci haftamızı yapamamıştık. Mutluluk atölyesi. Bir gün boyunca mutluluk üzerine atölye yapıyor olacağız. Yüz yüze tamamlayamadığımız o beşinci günü tamamlayacağız. Ve yine bomba bir atölye. Genç tiyatro çalışması. 4 hafta sürecek bir program. 10-12 yaş. 13-15 yaş, 16-18 yaş için genç tiyatro çalışması yapacağız. 4 haftalık sürecek bir program şimdi olacak. Sen konuşurken sordular hangileri online diye. Bu atölyelerin hepsi online. Taş Kağıt Makas Atölyesi henüz bir mekanda atölyelerle çocukları ve yetişkinleri buluşturmuyor. Evet. Bu süreçte bir süre daha online Zoom platformu üzerinden atölyeler olacak. Benimkiler evet. De öyle. Diğer bütün eğitmenlerin de çocuklar için yapılan atölyeler de öyle olacak. Kendi evinizde bilgisayarınızdan, ekranınızdan, telefonunuzdan, işte tabletinizden çok rahat bağlanabileceksiniz. Çocuklar için de öyle. Ve bu atölyeleri çocuklar için yapacak olanlar zaten tecrübeliler. Çocukları ekran karşısında da nasıl tutabileceklerini, nasıl bu atölyeyi yaparken onları da atölyenin içine katıp interaktif bir şekilde ilerleyebileceklerini zaten biliyorlar. Aynen. O yüzden ben Nilay Hanım'ın Nilay Hoca'nın atölyesine katılmıştım daha önce. Oğlum da katıldı. Kendi tecrübemle de söyleyebilirim ki yaklaşık bir saat sürdü atölyesi. Hatta daha uzundu. Bir saat boyunca hiç ekran başından hiçbir çocuk kalkmadı. Çünkü öyle bir yani ona değil mi? Yani sihir gibi yani. O yetenek bence. Ve çocukların hepsi atölyeyi keyifle dinledi. Bir yorum daha gördüm. Hastane odasından bizi izleyen biri evet, var. Evet, şimdi her söyleyecektim. Neyse, rahatsızlığı, acil şifalar diliyorum. Acil hastane şifalar. Hastane odasında keyfini yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Ben bu arada bu kadar atölyenin arasında kendi atölyemin reklamını yapmayı unuttum. Kitap kulübümüz muhteşem başladı Özge. İki gece yapmak zorunda kaldım. Çok kalabalık, birbirinden güzel hikayeleri olan kitapseverle bir aradayız. Ve şimdi 12'sinde Işığın Yolu kitabını okuduk bu hafta. Hep beraber muhteşemdi. 12'sinde Nilüfer Devecigil ile buluşuyoruz biz online'da yine. Kitap kulübü ekibi olarak Nilüfer ile Işığın Yolu'nu konuşacağız. Şimdi ikinci kitabı yazdım. Bir daha yapacaksın. Herhalde. Galiba Işığın Yolu'nu bir daha yapacağım. Ama şimdi 3 tane daha kitabım var sırada. Onların da yazarlarıyla teyitleştikten sonra hemen onları da ilan edeceğiz. Kitap kulübü çok heyecanlı, çok güzel geçiyor Özge. 4 saat sürüyor. Bilgisayar başında kalıyoruz 4 saat. Herkes kendi hayat hikayesini anlatıyor. Ve o 4 saat bittiğinde böyle bir tane öykü kitabı bitirmiş gibi oluyoruz. İnşallah yeteneğim el verir de o hikayeleri kitaplaştırabilirim. O kadar etkileniyorum ki. Yaparsın. Evet, çok güzel oluyor. Atom karınca yap, onu da yaparsın. Onu da yaparsın. Gün gelir yaparım, notlarımı alıyorum, hayat hikayelerini küçük küçük notlaştırıyorum. Bir gün zamanı geldiğinde onları da yazıyor oluruz diye düşünüyorum açıkçası. Ya bunu söyleyeyim, Ceyda'yı şimdi yani hem takip ediyorsunuz bir kısmınız ama işte mesela dün akşam biz bambaşka bir atölyede evet. Karşılaştık diye. Evet. Yani konuşmuştuk, aynı anda katılacağımızı biliyorduk. Mesela gece çocukları yatırıyor, atölyeye katılıyor, sonra sabah. Bir bakıyorum sabahın köründe bana işte atölye taş kağıt makasını bilmem ne şöyle hazırladık diyor. Ben sunum yapmış oluyorum onu gönderiyorum. Yani aslında sizin görmediğiniz ekranın dışında da kendisi bir atom karınca. Yani hepimiz. Şey, ben de öylesin işte, arkadaşım. Hiç bitmeyen bir enerjiyle çalışıyor işte. Taş kağıt makas toplantısı yapıyor. Oradan çıkıyor bambaşka bir projeye koşturuyor. Hani o yüzden bence hepimiz onu da yaparsın yani. Benim sorunlar yok. Sen kafana koymuşsan. Evet Allah. Alan yaratırsın hiç inanıyorum. Canımsın. Bana. Çok seviyorum seni. Haftaya perşembe görüşmek üzere diyorum. Son 50 saniyemiz. Son sözü sana bırakıyorum.
Hafta sonunuz bol kitapla geçsin. Hava da yağmurluymuş. Lütfen çok çok sokağa çıkmayın. Kendinizi koruyun. Sağlıkla kalın. Çünkü ben baktım bugün hani her şey bitmiş. Düzene dönmüşüz gibi herkes. Gibi. Gerçekten. Haftaya perşembe görüşürüz arkadaşım. Gerçi salı günü de eğitimin var. Bir aradayız. Kitapla kalın. Atölyeleri takip edin. Sonra bizimle de paylaşın. Evet, 15 dakika sonra Ceyda Düvenci sayfasında yine canlı yayında olacağım. Beklerim. Görüşürüz arkadaşım. Haydi öpüyorum. Bay bay. Bay bay.